Herkese merhaba, selamünaleyküm. Enes yarın beslenmesini istedi. Biz de anneyiz, biliyorsunuz. Durabilir miyim? Asla. Ekmek vardı. Benim için taze, bayat fark etmez. Böyle kızartıyorum. Enes çok kızarmış seviyor. Böyle bu şekilde serpada takır. Ufuk, balıklarımızı göstersene, yeni aldığımız balık. Böyle, burada bulaşıkları yıkayacağım. Getir aşkım. Gel. Bunları da şimdi 2 dakika burada göstersene. Ufuk yaptı, çok güzel tavuk. Kendi beslediğim tavuklardan. Şimdi ben azıcık altını kısacağım. Ondan sonra şu şekilde böyle kızarmış. Ne yaptım biliyor musunuz? Köy yumurtası kattım. 3 tane. Benim yumurtalar büyüktü, onu söyleyeyim. Bir su bardağı kadar da süt kattım. Acıcık tuz. Çok yağda kızartmıyorum bu arada, ben size öyle söyleyeyim. Çok yağlı biz sevmiyoruz. Şöyle ufuk grip olmuş. Şöyle bol bol, bakın, batırıyorum. Bol bol, bismillah. Şöyle. Bakın çok yağ yok içinde. Hemen şöyle bakın, bol bol batırıyorum. Şu şekilde. Ben böyle öyle yapıyorum. Bir de böyle ekmeklerden vardı. Ben bunları da çok seviyorum. Tost yapıyoruz ya çocuklara. Ben de bunları seviyorum. Bu şekilde yapıyorum. Sağlıklı yaşa. Evet, İçine yani atıyorum böyle. Ufa diyorum bazen. Ekmek alıyor. Altı kısık da şu anda. Ben onu şimdi açıp kendim bakacağım. Yine ekmek lazım. Ne yapacağız? Dilimleyeyim mi ekmek? Dilimleyeceğiz. Taze var ya orada. Yapacak bir şey yok. Bu da tazeydi. Dün almıştık. Enes de istedi. İsteyince ben de böyle yaptım. Sütlü, yumurtalı. Oha, şöyle. Dediğim gibi bizler şunu, ekmek kırığı, bunu da o ekmeklerle birlikte tavuklara ver. Şöyle, tamam mı canım? Sonra çöpü dışarıda, içini yıka. Vereceğim mi aşkım bana? Bol yumurtalı. Güzel şöyle. Ben de çok seviyorum. Bunu da getiriz. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Şunu da şöyle üzerine dökelim boş boş. Evet, elim temiz. Zaten bir şeyler elimiz değmezse asla tadı olmaz. Tadı olmaz. Hele benim kime, benim kime insanın eli değmezse hiç tadı olmaz. Bu nedir? Kırmızı pul biberdi. Acıcık sektim, çok acıcık. Bu ebbeyi poşetine koyayım, gelirim. Çok güzel oldu. Lavaşlara koyduk eti. Pilav vardı. Nohut yemeği vardı. Etli. Bu arada size köy domateslerimi göstereceğim canlar. Bakar mısınız? Aldık. Seradan yetişmiş. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel. Çok. Aslında benim bunu kaldırmam yasaktı. Görünürem mi? Yok. İnşallah güzel çekirsem. Çekirdim hayatım. Beni çok sever. O poşetteki neydi, beyazdaki? Hamburger, yarına şey... Çocuklara kumpir. Ufuk, şeyi çırpayım sana ya aşkım. Tantun ekmeği. Anladım ama şey, bakın kendi sütünle, yani köpüren oldu. Yumurta, köy yumurtasıyla çok güzel olur. Allah nasip ederse bunları dışarıda yapacak. Sobamızda. İnşallah. Çok güzel oldu. Şimdi Enes çok mutlu olacak. Şimdi Enes sevebilir ki ben ona yarın yapacağım. Bir görse duysa tadını indi söyle. Güzel bir insanlar duyuyor. Kendime Migros'a gelmiş 18 lira. Kurma hastasıyım ben. Çok güzel. Herkes bir şey sever. Ben
Hurma seviyorum. Değil mi? Çok güzel. Süper. Çok bana yitirme şimdi. Benim şeyi bozdurma bana. İyice kızaracak. Şimdi bu tavayı da yıkayalım. Ana, küçükler de var burada. Ana. Medine ablamın çiçeği karşımda. Orada kek var. Orada hamburger ekmeği çıkardık akşamdan. Koklara eğilip kalkamıyorum diye buzdolabına. Ondan sonra ne var? Örtü çırpılacak. Meyve tabağı. Meyve tabağımız. Meyve. Hayatta alıp da elime bir tane yer miyim? Pazarda seviyorum ama alıp yemeyi. Zaten ben tezgahların başına geçiyorum. O kadından konuş, bu kadından konuş, köy kadından. Beni soruyorlar mı o kadar? Evet. Canlarım benim. Bu pazar... Bir tanesi beni tanıdı ya hastanede daha yeni, gördün mü? Çok çalıştım. Bu pazar getireyim ben sana kepeze. He? Bu pazar getireyim kepeze. Ama o turak da götü. Tamam. Ufuk duydun mu? Ne dedi? Hı. Çok çalıştım be kızım dedi. Ben bilerek kızartıyorum bu arada, öyle söyleyeyim. Ben böyle seviyoruz biz. Ufuk. Dedi ki, çok çalıştım dedi bunu dedi. Sonra yandık kadın dedi, tanıyor musun sen bunu dedi, abla dedi, kız kardeşiydi. O da dedi, bu var ya dedi, pazarı topluyor dedi. Çok çalıştı bu dedi, çok dedi, çocuklarını 5 yıldır pazarda dedi, bunu çok seviyorlar dedi. Çok iyidir ama dedi, inşallah iyi olacaksın kızım dedi. Geleceğim mi gene dedim, geleceğim abla, niye gelmeyeyim? Geleceğim ama toplamayacağım. Şey yapacağım. Ufuk yanık değil değil mi Ufuk? Kızarmış yok, yani yok. Öyle görebilirsiniz belki ama inanın öyle değil yani, kızarmış. Böyle güzel oluyor. Bak yakın gelen belli oluyor zaten kızarmış. Kızarmış. Biz böyle seviyorum yumurtalı şeyli. Kıtır kıtır oluyor o zaman. Çok güzel oluyor. Enes çok mutlu olacak. Daha Enes kokusunu bile almadı herhalde. Çünkü kapılar kapalı. Ufuk sen de yarın bunu giderken gelsin canım. Aslı sevmiyor. Her şeyi yemiyorlar. Böyle canlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Şimdi ben bunu alacağım. Çayımız hazır. Ufuk gidecek, çöpü dökecek. Kabı dışarıda itecek, getirecek. Beni çekebilirsin bir tanesi. Şöyle anlayacağım. Ama istesem inanır mısınız? O kadar çok videom var ki. Ama ben bir günde bir falan koyuyorum. İnşallah. Bu aralar kızımla birlikte çekiyoruz ablaları. Balığımızı da birine hediye verdi pet shop, tanıyoruz. Yani aslında ikisi hediye verdi, sadece şu yeme para verdim. Bir de beni bana dediler ki gazete artık iyileştin mi dediler, senden sadece gazete istiyoruz dediler. İnşallah dedim, siz bana dua edin dedim, ben onlara gazete getireceğim değil mi? Sonra gelip çay içecekler benim evimin önünde pet shopçular şöyle. Bir gün çekerim size pet shop'u. Benim gittiğim yer devamlı. Yem falan alıyorum oradan. Papağanıma. Ay çok güzel oldu değil mi Ufuk? Hı. Yarın sen de yersin aşkım. Güzel bir bardak çay orada. Şey, beni kaldırmayın sabah. Gerçi beni kaldırıyorsunuz. Bakın tavada hiç yağ kalmadı. Ben dedim ya çok yağlı yapmıyorum. Bakın. Bu kadar. Aşkım şimdi sen gidebilirsin. Kaç dakika oldu bir tane? Ben yıkayayım onları iki. Hayır. Ne olur ben yıkayayım. Vallahi hemen yıkarım. Hayır. Ondan sonra ben uzanacağım. Sen gel güzel bir çay içeriz. Şunu da götür onlarla birlikte tavuklara ver. Biraz yem yapalım tamam mı tavuklara? Böyle kaç dakika oldu aşkısı? 9-10. 9-10. Böyle 9-10 dakika oldu. 9-10 dakika. İlla yani o bulaşıkları el atacaksın ya. He? O bulaşıkları el atacaksın ya. Burada bir tane soğan var. Hele mağaba. Bu soğanı ekersen. Ben şey yapmıştım. Geçen sene soğan ektim. Ektiğim soğanı tuttum. Dibini bu şekilde aldım. Guruttum. Epey var değil mi Ufuk? Evet. Yani 2 kilo da vardır 3 kilo da. Şimdi Ufuk bana arka tarafta şey yapacak. Tabii ben ekmeyeceğim. Ufuk ekecek. Şu şekilde kendim kendi şekilde soğanımı
yapmış oldum. Çok pahalı değil mi ufuk? Bu soğan şu anda pahalı. Evet. Göz kaç lira? Geçen sene 100 küsür liraydı. Yok bu sene 89 lira. Gene mi? Ama en ucuzunu göstermiştir. Benimkiler çok güzel. Bakar mısınız? Bu şey soğan ya. He. Ne diyorlar? Arpacık soğanı. Bizimki şey değil ki. Normal soğan değil ki. Benimki şey ama yemeklikti benimki. Arpacık. Sonra maydanoz ekeceğim. Soğan ekeceğim. Çünkü yağmur yağıyor ki ben ekmeyeceğim yani. Ben başında duracak. Ondan sonra Nisan'da fasulye ekecek. Orası boydan boya fasulye olacak. Burası şimdilik koyunlar duracak. Böyle bu şekilde şeyler olacak. Herhalde bir bilmiyorum araba bakıyoruz. Eğer kalbime göre yani şeyimize göre araba olursa biz Kars'a gidip gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü ondan sonra benim şeyler çok ufuk bu burada duracak ki onunla beraber anladın mı canım benim. Ben bu evin düzenini hala bırakmıyorum. Hala aynı şekilde ufuk yine sağ olsun buraları sildi. Yine aynı şekilde ben de buraları yine ufuğun yanında tabii çok kızdılar bana. Temizledim her şekilde. Ki yazıp temizlik şey olsun. Zaten Ufuk'la birlikte yapacağız. Ufuk çekecek, edecek falan. Halılarımı zaten makinede yıkanıyor, asılıyor. Öteki halılarımı yıkattırmıştım zaten. Yine aynıki gibi şekil sereceğim. Benimki yıkanan halılardan. Böyle buzdolabım falan da yine yaparız ya. Sadece devamlı sildiğim şey zaten. Yani Ufuk bana çok yardım edecek inşallah. Akşamları bile bir saat yardım etse. Bu sene böyle olacak. Seneye inşallah güzel olur. Böyle işte ya. Şimdi ben şu tabakları, şunları benim yıkamam lazım. Ben yıkamam lazım. Yıkayayım aşkım. Bakın bu bebeğim benim. Dur gel bebeğimi göster. Kıcım. Bu da benim kıcım. Böyle. Heh, tamam. Ufuk. O bezi de çırpmadan gitme. Ufuk benim aşağıda şeyim duruyor mu saksım toprakta? Kırmızı. Bunu ona koyalım Medine ablanın çiçeğini. Daha güzel olur. Öyle olmaz. Anladın değil mi? Böyle. Kaç dakika oldu? Sen çöpü götür. Çöpü götürsen. Bunu da Enes görse bayılacak. Sıcaktı. Böyle. Yeter mi 12-13 dakika? 13 dakika oldu ben. Yeter bence. Böyle. Bunu da çekeyim istedim size. Sizleri çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ama abone olanlar yorumlara da gelin. Beğenilerinizi de atın. Demek ki bakın belki abone oldunuz ama acaba zil tuşunu mu açmadınız? Eğer ki zil tuşunu açmazsanız da benim hiçbir bildirimimi alamazsınız, göremezsiniz. Beni de her gün deyin ki ya Nurten bugün de koydu mu? Belki bir günde bir koyuyorum ya bazen ama her gün de koyuyorum. Ama demeyin ki yine de her gün bir bakın ya Nurten koydu mu diye. Genelde 3'te koyuyorum. Genelde 4'te koyuyorum. Böyle oluyor. Bir gün önce canlı yaptıysam bir gün sonra gene koymuyorum falan. Şortları devamlı koyuyorum. Açın bakın ya Nurten ve Ufuk'un hayatı 60 mı deyin. Hani abone olduğunuz zaman hani bildirimleri açmadınız ya. Onun için ama bildirimleri açarsanız da bir de her gün beni izlerseniz şey yapmış olursunuz. Mesela bugün hastanede birisi oldu bana abone. Ve annesiyle hep oturmuş benim videolarımı izlemişler. Buradan kendilerine selam olsun. Kendilerini biliyorlar. Alap'ta oturuyor annesi. İsmini unuttum ama kendi yazarsa sevinirim. Ondan sonra 60. abonem ve 62. abonemine kendileri. Öyle biliyorum. Ondan sonra mesela paylaşımını da yaptı. Ne kadar güzel bir şey. Paylaşımlar yapın. WhatsApp'tan falan. Bir de Eril'de böyle bir şey olmasını yeni yeni duyuyorlar. Çok hoşlarına gitti. Ben de hep biz de böyle hayatın olmasını çok isterdik dediler. Ve bunu böyle söylüyorlar. İlk önce benim çok değişik projelerim var. Olacak da Ereğli'de ilk olacak. Ereğli'de çok güzel bir şeye daha adım atacağım. Nasıl bu karton plastik olayında birçok kişiye yönlendirdim bayanlardan. Ve kendim bir bay olarak çalıştım ve hayalimi gerçekleştirdim ya. Tabii ki sağlığım birazcık. Benim bu sağlığım önceden de vardı. Ben kendim geciktirmiştim. Yanlış bir hareketle fıtığımı patlattım. Patlaması gerekiyormuş. Patladı. Ötekiler alındı falan filan. Zaten üçüncü de platin taktıkları için. Ha başka bir rahatsızlığından dolayı da bacağıma vurdu.
İnşallah onu da ben ertelemiştim. O benim 13 yaşından beri olan bir şeydi. Ondan sonra kendim gitmedim. 5 sene önce olmadım ameliyat. Ama şimdiye denk geldi. Olacak bir şey yok. En ağır bir ameliyatım daha var ama şimdi değil. Biraz erteleyeceğim onu. Çünkü platinlerimin kaynaması lazım. Çünkü o ameliyatta da kaldırıp beni doktorun dediği şey şu. Tabii ki şu anda olmak zorundasın. Çünkü kansızlık var ve sende her şekilde vücuduna ferçlik vuruyor dedi. Beni kaldırıp buradan oraya koydu. Platinlerini oynatabilirler dedi. Ya her şey olabilir dedi. Ama şimdiki önce biraz kendimi iyi hissettiğimde gideceğim. Bana demir serum mu takacak dedi. Serum hastanede 3-4 gün yatıracak. Belki de bir hafta. Yani ne kadar sürer tedavim bilmiyorum dedi. Kendimi hazır hissettiğimde, çünkü şu anda çok ilaçlar kullanıyorum ve beni sersem gibi yapıyor. Çok şey oluyorsun, çok iyi bir insan oluyorsun. Söyleyeyim size. Şu, yani bir demir eksikliğinden serumlar takacağını, kan takviyeleri yapacağını falan vücuduma. Daha sonra bazı başka işlemlerim var. Ama onları daha sonra yapacağım. Şimdi değil. Ama ilk önce bana kan verecek vücuduma. Çünkü kansızlık var. Çünkü ufuk çeker misin? Şu ayağımda belli oluyor. Bacaklarım da morarmalar falan da başlıyor. Bakın bu ayağım benim. Şu anda felç durumda. Düşüklük var. Ayak düşüklük. Onun için de ne verdi ufuk? Fizik tedavi. Onun da sırasını bekliyoruz. Böyle randevuyla o. Olmadı Bolu'ya yatacağım gidip. Bolu'yu söylüyorlar. Eğer çok geç olursa Bolu'da gidip ufuk Bolu'ya götürmek istiyor beni. Orada yatacağım. Orada tedavi de görebilirim. Bilmiyorum ama ben buraları bırakıp gitmem. Onu da söyleyeyim. Böyle dediğim gibi beğenilerinizi atın, izleyin. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olun. Allah'a emanet olun. Lütfen ve Ufuk'un hayatında kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.